Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca Full tekrar kampımızda edebiyat videoları içerisinde geldik En ama en değerli olanlarından bir tanesi Nedir hocam o? Divan edebiyatı Her şeyle konuşacağız Önce genel özellikleri sonra Divan edebiyatını etkileyen akımlar, sepki indi vesaireler, temsilcileri en önemli özellikleriyle verecek çok çok önemlidir. Sonrasında yazarlar, eserler, çizerler, e sonrasında nazım biçimleri, nazım türleri yani divan edebiyatı ile ilgili her şeyi burada eksiksiz göreceksiniz. E o zaman hocam haydi başlayalım, hiç uzatmayalım. Evet konumuz divan edebiyatı. Divan edebiyatından son birkaç yılda ciddi anlamda soru geliyor. Hatta son sınavda Cumhuriyeti de geçti gitti biliyorsunuz. Divan edebiyatı şu an en önemli dönem olarak görülebilir arkadaşlar. Birinci sıraya çok rahat çekebiliriz Gelin isterseniz önce genel özelliklerini bir adam akıllı oturtalım Bu dönem neymiş, ne için varmış, bu adamlar ne yapıyorlarmış Sonrasında ufak ufak ilerleriz arkadaşlar Şimdi her şeyden önce divan edebiyatı demek ağır dil demek arkadaşlar Bunu aramızda bilmeyen, duymayan, görmeyen yok ağır bir dili var. Arapça farça hakimiyeti var çünkü. Birazdan konuşacağız. Sanat yapmak esas amaç arkadaşlar. Çok önemli bu. Divan edebiyatında yani bu yazıda çizide yani gazelde kaside demesine, de mesnevide vesairede esas amaç adam akıllı bir dille ortaya sunmak bazı şeyleri. Yani sanat yapmak esas amaç noktasında. Dikkat! Kullanılan sözcüklerde Arapça farça etkili. Evet bunu biliyoruz. Az önce söylemiştik. İlk örneklerini ise Hoca Dehani'nin verdiğini biliyoruz. Selçuklu Şehnamesi Hoca Dehani'ye ait olduğu düşünülen bir eserdir. İşte o eserde divan edebiyatının ilk örneklerini görmek mümkün. Divan edebiyatına bakın dikkat. E, S, K, I. Eski edebiyat dendiğini de lütfen unutmayınız. Tamam çok çok önemli. Evet devam ediyoruz. Divan edebiyatının özellikleri bitmez hocam. Biraz tabloyu böyle aşağı doğru kaydırmış gibi görsen, görseniz de hiç önemli değil. İçerik önemli. Dikkat. Saray eski klasik yüksek zümre edebiyatı diğer adları içerisinde cepte kalsın. Ahenk için, göz için kafiye anlayışı savunulmuş. Göz için kafiyeyi nerede hatırlayacağız? Tabii ki Tanzimat döneminde Muallim Naci ile değil mi? Bir tarafta Recaizade kulak için derken Muallim Naci göz için diyordu. Divan edebiyatının en güçlü eski edebiyatının en güçlü savunucuları arasındaydı. Rutin olarak mahlasa yer verme durumu var. Bir şekilde mahlas kullanıyorlar. Aşk, sevgili, içki temaları çok sık kullanılan temalar ve yazılan eserlerin toplandığı esere ise o dönemde divan adı verilecek ki divan edebiyatı buradan gelecek. Halk edebiyatında cönklerle yapıyorlardı bunu. Peki divan edebiyatına eski edebiyat diyorduk. Başka ne diyormuşuz hocam? S, A, R, A, ye saray edebiyatı dendiğini de lütfen unutmayınız olur mu? Çünkü adamlar padişaha yazıyorlar. Sana bana yazmıyor ki adam değil mi? Ne diyecek yani? Halk edebiyatı diyecek hali yok. Tabii ki saray edebiyatı diyecek. Kullanılan nazım bir mi? Beyt arkadaşlar biliyorsunuz çok sık. Lazım olan uyak tam ve zengin. Lazım ne demek be? Lazım olan uyak tam ve zengin uyak cepte kalsın. Aruz ölçüsünü tercih ediyorlar. Soyut bir edebiyat dönemi müthiş bir bilgi arkadaşlar. Yani bir 2021 vurgusu olabilir arkadaşlar. Dikkat. Divan edebiyatında tarif edilen yani sevgili bile yok ortada Öyle bir sevgili ki yani mümkün değil onu gözüne canlandırman Oldukça soyut değil mi göndermeler Ama halk edebiyatı somut bir edebiyattır Değil mi Ela gözlü benli dil diyor Hatta ala gözlü diyor ya da ne desin bitti gözüne canlandırdın Bu kadar benli dil ver tamam işte yüzündeki benden bahsediyor Yani hocam halk edebiyatı ne kadar somutsa Divan edebiyatı bir o kadar soyut Bir o kadar kapalı şekilde karşımıza gelecek İçerikten çok üslup önemli Demiştik ya amaç sanat yapmak diye Zaten burada halkı kimse sallamıyor ki Halkı sallamıyor adam. Niye içeriye önem versin ki? Üslup önemli üslup. Vay be ne güzel söyledin diyor. Ne söyledim diyor. Soruyorsun mesela cevap yok. Ama ne güzel söyledim be diyor. Harika okudun şiiri. E ne anlatıyor bu şiir? orası önemli değil diyor. İşte divan edebiyatının genel anlayışı bu. Klişe bir edebiyattır. Aman dikkat çünkü kalıplaşmış şeylere yer veriyorlar. İşte biz buna zaten mazmun diyoruz. Peki ne diyorduk hocam eski edebiyata? Şimdi es şey, divan edebiyatına eski edebiyat diyorduk. Saray edebiyatı diyorduk. Hay dikkat bir de klasik edebiyat dediğimizi akrostişimizde aktarmış olalım. Şimdi genel özellikler tamam. 15-20 tane özellik saydık. Fazla bile içiniz rahat olsun. En ince ayrıntısına kadar gidiyoruz biliyorsunuz bu videolarda. Şimdi gelin isterseniz divan edebiyatında etkili olan akımları konuşalım. Şimdi akım deyince aklımıza sembolizm falan fistan geliyor ama iş divan edebiyatı olunca Tamamen işin rengi değişiyor. Şimdi sepki hindi yani hint üslubu dediğimiz akım divan edebiyatında en etkili olan akımdır. Daha ötesi yoktur Mahallileşme mümkün değil olamaz. Türkiye basit olamaz. En etkili akım. Sebki Hindi arkadaşlar. Oldukça büyük bir anlam derinliği var eserlerde. Söz sanatlarına çok fazla yer vermemiz ister. Sebki Hindi akımı ağır dili destekler ve çağrışım zenginliğinin de bir numaralı sebebidir bu akım. Aman dikkat. Temsilcilerine baktığımız zaman bir tarafta Neşati, bir tarafta Nefi, bir tarafta Şeyh Galip dönemin son büyük temsilcisi. Yani hocam Aman Allah'ım ne isimler var. Neşati at bir kenara. Nefi ve Şeyh Galip gerçekten Sepki Hindi'nin en önemli isimleri. Tabii ki Neşati de altın değerinde ama Neşati'nin hangi eseri var dediğin zaman iki saat düşünürsün. Ama Nefi'yi yapıştırırsın. Şeyh Galip'i yapıştırırsın. O anlamda onlar sorulmaya daha müsait. Geldik Türkiye Basit'e. Türkiye Basit takımına baktığınız zamansa yine sade dil hissedeceğiz. Burada tam tersi bir durum göreceğiz. Neyden? Sepki Hindi'den tam tersi bir durum. Halk edebiyata yavaş yavaş girmeye başlayacak. Arapça ve Farsça tamlamalardan da kaç Kaçınılmalı diyorlar. Diyorlar da ne kadar kaçınıyorlar orası tartışılır. Temsilcilerine baktığımız zamansa Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ve Edirne'li Nazmi'yi hatırlayacaksınız. Ve yine benim burada akrostişimi hatırlayacaksınız. T demiştim çok saçmaydı ama Türkler çayı sever demiştik. Çaydan Türkten Türkiye basite yürümüştük. T'den çaydan falan pisten Neyse artık kur bağlantını. Tatavlalı Mahremi, Aydınlı Visali, Edirne'li Nazmi. Sanki burada şey var değil mi bir halk ağzı var. Yani hani Kırşehirli bilmem ne. Ankaralı bilmem ne deriz ya onun gibi sanki Aydınlı Visali, Tatavlalı bilmem ne, Edirneli yani böyle bir halk ağzı da var Türkiye basitte. Yani senin benim ağzım sanki burada hissediliyor. Az önceki Şeyh Galip'ti. Titrersin onun karşısında. Nefinin karşısında el pençe divan durursun dikkat. Neşatiye selam bile veremezsin korkarsın. Ama Aydınlı Visali olunca ne yapıyorsun Visali falan dersin. Tatavlalı Mahalle ne yapıyorsun dersin seslenirsin değil mi? Nazmi diye seslenirsin Edirne'nin Nazmi'ye. Ama Şeyh Galip de hayır. Türkiye basitte. Sen varsın. Ben varım ya. Halk var. Halk. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Hocam sakin ol kendine gel. Mahalleleşme akımına baktığımız zaman ise yine halkın edebiyata girdiğini göreceğiz. İstanbul ağzının ön plana çıktığını göreceğiz ki İstanbul ağzının divan edebiyatında bir numaralı temsilcisi ve iki numara yok. Rahat ol. Bir numaralı ismi Baki'dir. Baki daha ötesi yoktur. Peki mahalleleşmede kimleri hatırlayacağız? Nedim, Enderun'u vasıf ve Baki'yi hatırlayacağız. Peki buraya kadar her şey yolundaydı hocam. Bu akımlar fazla bir içiniz rahat olsun. Genel özellikler de tamam. Geldik artık divan şairlerine. Şimdi hocam satır satır divan şairlerini konuşa konuşa gidelim. Bir hakkını verelim. Sınav sorusunda bugün itibariyle bu video itibariyle konuşmuş olalım. Şimdi 13-14. yüzyıl. Yani divan edebiyatının yavaş yavaş filizlenmeye başladığı dönemler. Başladığı ne? Başladığı. Hoca Dehani dönemin bir numaralı ismi ve divan edebiyatının kurucusu kabul ediliyor. Ve daha önce bahsetmiştik az önce söylemiştik Selçuklu Şehnamesi adlı bir eserinde onun olduğu düşünülüyor cebinizde kalsın. Oğuz Türkçesi kullanılmış güzel bir anahtar kelime ve Hoca hani gündeme getiren onun hakkında araştırmalar yapan isimse Mehmet Fuat Köprülü biliyorsunuz. Ordinarius Profesör ünvanını alan Mehmet Fuat Köprülü önemli bir edebiyat tarihi araştırmacıdır, araştırmacısıdır, edebiyat tarihçisidir konuşabilirsem. Din dışı konularda yazıyor Hoca Dehani aşk ve şaraba da değiniyor ve ilk kaside örneklerinde yine hoca dehaniden almanız mümkün. Böyle boşluk bırakmaya falan çok müsait. Boşluk bırakıp soru sormaya hoca dehani. Ye. Bakarsınız o şekilde gelir. 14. yüzyıla gelelim. Kadı Burhanettin'i konuşalım. Tuyularıyla meşhur, divanıyla meşhur Azeri Türkçesini kullanması noktasında adım adım diğerlerinden önde olan Kadı Burhanettin'i konuşalım. Kendisi tasavvuftan bahseder. Bir mutasavvıhtır adeta. Din dışı konulara da değinir. Cinas ve tevriye onun için olmazsa olmaz iki edebi sanattır biliyorsunuz. Aruz artı hece demişiz. Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsüyle karşımıza çıkar. Aşıkane gazeller yazar ve mahlas kullanmaz. Kadı Burhanettin mahlas yok. İlginç bir kullanım. Dikkat ilginç bir bilgi. Geldik 14. yüzyıla yine. Ahmedi var burada. Biliyorsunuz Ahmedi vazgeçilmez isimler sinemlerdendir arkadaşlar. Neredeyse sorulmadığı bir sınav yoktur. Hocam şu yıl sorulmamış deseniz dahi. Yani o sınavdaki harfleri toplasak Ahmedi çıkar hocam ortaya. Mutlaka akrostiş vardır o sınavda. Bir şeye gizlenmiştir Ahmedi. İlla ki gelecektir. Cemşid-i ile gelecektir bu sene. İskender ile gelecektir ama gelecektir Ahmedi. Dikkat. Divanı olan ilk şair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya divan edebiyatından soru gelir de Ahmedi'yi sormaz mısın ya? Divan olan ilk şair değil mi bu adam ya? değil mi? Divanı var. Sade bir dille almış. Döneme göre biraz tabi Oğuz Türkçesine kullandığını da tekrar tekrar hatırlatmış olalım. Geldik 14. yüzyılda bu sefer Gülşehri'ye. Gülşehri kimdir hocam? Hemşerimizdir. Kırşehirlidir. Değil mi? Aman dikkat. Mevlevidir. Mesnevileriyle tanınmıştır. Felekname çok çok önemli bir eseri. Mantık tay zaten her sene soruluyor. Divanı yok. Gülşehri gerçekten tipik özelliklere sahip. Bakarsınız bir şekilde bir yerlerde sorulur. 15. yüzyıl Alişir Nevai geçen sene biliyorsunuz sürpriz olabilir demiştim arkadaşlar. Çok net hatırlayacaksınız. Ve sınavda Alişir Nevai soruldu. Yine sorulacaktır. Önemli bir isim. Çağatay Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden bir tanesi. İlk tezkiri olan mecalis Nefais yani Nefislerin Meclisi'nin de yazarı dikkat. İlk hamse sahibi Bismillah daha ne yapsın adam. Muhakemetül Lügateyni yazarı. Baykara'nın veziri değil mi? Çağatayca'dan dikkat. Yani Çağatay Edebiyatı'nda diyelim. Çağatayca'yı adeta Nevai dilini oluşturmuştur. Çok çok önemli. Yani nevai dili diye bir şey var ya. Ne müthiş bir şey değil mi? Yani adam öyle bir dil kullanmış ki. Çağatay Edebiyatı'nda onun dili var ya. Müthiş bir şey bu. Çok etkili. Bu sorulmayacak da kim sorulacak? Beş mesnevisin ne mesneviye biliyorsunuz hamse diyoruz. Gelin mesnevilerine bir bakalım. Leyla ve Mecnun'u da yazmış. Ferhat Üşer'in dikkat. Hayretül Ebrar, Sebai Seyyare ve Seddi İskender'i Ali Şirin ile ilgili hatırlanması gereken eserler. Ya o kadar da değil tabii. Hamsesinin içeriğini soracak değiller. O kadar değil. Bence kesinlikle imkansız. Ama en azından bir Leyla ve Mecnun'un yazmış olmasını hatırlatmak önemli. Konuşabilirsem inşallah. Ben de artık cümle kuramaz oldum. Dur şu kalemin rengini değiştireyim. Kesinlikle onunla alakalı. Evet. Yeşil. Haydi hocam 15. yüzyıl Şehi'ye geldik. Şeyhi'yle ilgili sorular nasıl gelir hocam? Ya Hüsnü sorar. Değil mi? Başka neyi soracak? Harnamesini sorar. Başka neyi soracak? Hani şudur ya soru. Uzun uza diye bir metin görürsün sınavda. Dikkat. Ne dediği belli değildir. Şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır. Aman Allah'ım elin ayağın titremeye başlar. Bu kimdir? Son satıra bir bakarsın. Harname, çat, Ceyhan, Şeyhi. Ceyhan çok güzel bir şıktır Şeyhi için. Hiç affetmezler koyarlar Ceyhan'a. E doğal olarak Şeyhi'yi bu ikisi de sorar. Başka neyle soracaklar? Daha çok din dışı yazmış. herkes din dışı yazıyor zaten neredeyse. Gazeli eve benzetir, mesnevi şehre benzetir. Bak bu tipik bir özellik ama niye sorsun bunu? Türkçe divanı var, niye kullansın? Harname cepte ilk fabul örneğimiz biliyorsunuz. Eşekname bir de Hüsrev Şirin Günceli nizamiden çevirdiği lütfen cebinizde kalsın tamam şehir ile ilgili her şey ekranda içiniz çok rahat olsun gelirse her türlü yaparsınız evet aynı yüzyılda bir de Süleyman Çelebi var Vesiletün Necatın yani bugünkü camilerde okuttuğumuz evlerde okuttuğumuz mevlidin yazarı o anlamda Süleyman Çelebi sadece böyle bilmeniz fazla bile içiniz rahat olsun 15. yüzyılda Sinan Paşa'yı anmadan geçemezdik Tazarunamesiyle biliniyor bili biliyorsunuz şey gibi bu. Ahmed'in İskender namesi gibi tipik yani. Çat Sinan Paşa tazarunameldir. Budur yani. Süslü nesini ilk temsilcisi Marif nameni yazarı konuşamadım. Sanatlı dille de karşımıza gelecek arkadaşlar. Amman dikkat. Bu arada saat şu an arkadaşlar dört falan geliyor. Gece 4.30. buçuk. Vallahi gece dört buçuk. O yüzden şu an ara ara cümlelerimin kopuyor olması, konuşamıyor olmam, gözüm kapalı anlatıyor olmamdan belki. Hocam saat dört buçuk geldi. Allah var yalan yok. Kaça kadar saat? 3.5'a kadar falan notu anca hazırlayabildim zaten. Yani bir tarafta hani sadece edebiyat olsa hazırlanır da bir şekilde. Bir taraftan Türkçe hazırlıyorum. Videosunu çekiyorum. Edebiyatı hazırlıyorum. Onu çekiyorum. Gün içerisinde zaten hani aileye zaman ayırıyorsun. Kendine zaman ayırıyorsun. işlere güçlere yayına şuna buna zaman ayırıyorsun. Birçok şey var arada. E doğal olarak anca zaman kalıyor akşama. Yani 12'de bir 1'de anca başlayabiliyorum bunları arkadaşlar kamp videolarına. Bir de yani araya bir günde koymadım. Aynı gün hem edebiyat hem Türkçe hazırlamak zorundayım Doğal olarak saat şu an 4.30 geçiyor Belli ki 5'e doğru geliyor Arkama dönüp bakıyorum Evet yavaş yavaş havada aydınlanmaya başlamış Saatlerdir e, masanın başındayım arkadaşlar Bu notları toparla işte ne bileyim Puntoyu büyüt, küçült, uzunar, kızar Sola çek, sağa çek, ikiye böl Çıktı ya aman olmadı bir daha al derken Ciddi vakit kaybı oluyor Doğal olarak bu saatlerde çekip ancak atabiliyorum ki Sabah saatlerinde size ulaşsın erken saatlerde diye Doğal olarak cümle kopuşlarına çok takılma Hatta şu an sandalyeyi Ali'nin inanılmaz bir şekilde gıcırdıyor olmasına da çok aldırma. 16. yüzyılın. Geldik haydi bismillah. En önemli ismine. En önemli isimlerinden birine Baki'ye. Zevk ve eğlence şairi. Rint bir şair diyebilir arkadaşlar. Tamam sınavda. Rint bir şair. Rindane falan deriz ya. Rindane Gazel. Lütfen cebinde kalsın. Tamam. Rint bir şair Baki. Sultan-ı Şuara ünvanını alıyor döneminde. Yani şairlerin sultanı daha ne alsın Allah'ını seversen. O kadar ağır dilli kullanan, o kadar sanat yapan isimlerin içerisinde Sultan-ı Şuara ünvanını almak da büyük marifet. D ilgili konularda yazmış. Tabiat çok ilginç arkadaşlar. Baki ile özdeşleşmiş bir kavram. Tabiat kavramı. Divanı var. İstanbul Türkçesini kullanması bakımından çok çok önemli. Biçim mükemmelliği o dönemdeki birçok isimde var. Fazailü Cihat, Fezayül Mekkesi var. Değil mi? Kanuni Mersiyesi çok çok önemli. Terkibi Bent tarzında yazılmış. Beşeri aşka değindiğinde unutmayalım. Bence Baki ile ilgili arkadaşlar tabiat çok önemli. İstanbul Türkçesi çok önemli. Kanuni Mersiyesi çok önemli. Yani bu üçlü bence altın değerinde baki her türlü çözdürür arkadaşlar size. Geldik 16. yüzyılın az önce demiştim ya en önemli ismi diye sonra da biraz toparlayıp en önemli isimlerinden biri demiştim. İşte Fuzuli'ye biraz yer kalsın diye öyle bir toparlama yaptım. Fuzuli yanmadan olur mu? Aşk ve ızdırap şairidir. Fuzuli acı çeker acı acı ama fuzuli yere değil boş yere çekmez. Allah aşkından değil mi sevgiliye ulaşmak istediğinden Allah yolunda çektiği sıkıntılardan dolayı aşk ve ızdırap şairi olarak anılır. Fuzuli de beşeri aşk çok yoktur yani nadirdir. Ba beşeri aşkı bakide görürsün. Fuzuli de ben ilahi aşk vardır konuşabilirsem. Allah aşkı vardır değil mi? Sehli mümteni örneği eserler verme. Evet yani yazılışı kolay gibidir ama yani bir daha yazılması mümkün değildir. Sehli ve budur. Yunus Emre'de vardı demiştik değil mi? İstiklal Marşı'nda vardı demiştik. Bir de Fuzuli için söylüyoruz. Bazı eserleri demişiz. Onu birazdan şurada analım. Bu böyle bir gitsin arada. Mazmun bulmada usta çok önemli. İlahi aşkı en çok işleyen isim çok önemli. Gazel şairi cepte. Endirik şairlerden cepte. Azeri Türkçesini kullanması cepte. Üç Mesnedi de divanı var demişiz. İşte şimdi bazı eserleri gelsin. Türkçe divanı var ki su kasidesi bu eserde yer alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli. Leyla ve Mecnun, Şikayetname, Ben Gübade, Hadikatü Üssüeda, Tercüme-i Hadisi Erbay'in, Sohbetül Esmar, Rindü Zahid ve Enüsül Kalp gibi çok önemli eserlere imza atmış. Bu sayfa kesinlikle sınav sorusu. Fuzul ile gelirse tabii soru hiç affettirmez. Aman dikkat. 16. yüzyılda Bağdatlı Ruhi'yi göreceğiz bir de. Terkibi bentleriyle hatırlayacağız onu. Peki Tanzimat'ta kimi hatırlayacağız? Tabii ki Ziya Paşa'yı. Tasavvufi yönü var. Yani dini bir yönü var. Divanı var. Atasözü ve deyim kullanması bakımından da Bağdat Duruhi altın değerindedir. Aman dikkat arkadaşlar. Devam. 17. yüzyıldayız artık. Nefi'yi göreceğiz. Hiciv üstadı Nefi'yi göreceğiz. Darri ve Nefi mahlası. Dikkat önemli. Kaside üstadı. Çok önemli. Üstadı diyecektim bir anda az önce. Mahlası deme nedenim o. Üstadıya kaydı gözüm. Evet. Din dışı konularda yazmış. Mesnevisi yok. Çok önemli. o dönemde herkes bir şekilde mesnevi yazıyor. Gazel kaside yazıyor. Bilmem ne yazıyor. Burada mesnevi olmaması altın değerinde. Dikkat çekici. Övgü ve yergileri ölçüsüz. Yani överken de yererken de yani överken de gömerken de ne yapıyor? Abartıyor. Dikkat. Eserlerine bakalım. Siha mı kazası var? Tuhvetül Uşşak var. Tuhvetül Uşşak fena bir soru olur. Dikkat. Farsça divan, Türkçe divanı falan fistan. Neyse geçtik bunları artık. 17. yüzyılda Nabi var. Hikemi şiirin en önemli ismi yani hocam düşünceye dayalı şiirin yani didaktik şiirin didaktik yani felsefi şiirin en önemli ismi Nabi Ekolü diye bir şey var ya. Ya bir taraftan nevai dili Yaratan, onu oluşturan bir Ali Şirnevai. Bir tarafta ekol yani okul adeta oluşturan Nabi. Bunlar sorulmayacak da kim sorulacak? Yani Nabi'nin hayriyesini illaki soracaklar. Nabi'nin hayrabatı, dikkat, tuhvetül haremeyni, surnamesi illaki divanı falan gelecektir. Sade bir dil var dönemine göre ve sosyal konulara da değinmiş Nabi. Cepte kalsın önemli. 17. yüzyıla baktığımız zamansa Batı'da anılışı Hacı Kalfa olan, Hacı Halife olarak da geçen Katip Çelebi'yi göreceğiz. Yahu Katip Çelebi deyip de... Tarihten, coğrafyadan, tıptan, astronomiden, matematikten, Türkçeden bahsetmemek mümkün değil. Çok yönlü bir adam bu. Aman dikkat hocam. Sade Nesli'nin en önemli örneklerini vermiş. Dili oldukça anlaşılır dönemine göre ve çok yönlü. Tabii ki onu zaten ikinci maddede tarihle, coğrafyayla, tıpla söylemiş olduk. Eserlerine baktığımız zaman Cihan Yuma, Keşfü Pezdeke, Mizanül Hak gibi çok önemli eserler kaleme aldığını da vurgulamadan edemeyeceğiz. Evet, Divan Edebiyatı'ndayız. Videoyu daha yaraladık bile sayılmaz. Onlarca bilgi var dikkat. Geldik 18. yüzyılın en önemli ismini 17'den 18'e geçtik artık. Nedim Nedim Lale Devri şairi değil mi? Lale Devri şairi. Eğlence şairi aman mesnevisi yok onun da. Şarkı türünün en önemli ismi Nedim demek şarkı demek. Yani ben sanmıyorum ki sahayı fil sorulsun. i̇nşallah yani öyle gelmez. Ben sanmıyorum ki aynı tarihiyle sorulsun. Sanmıyoruz ki divan ile sorulsun. Kısacası Nedim'in çok da sorulacak bir eseri yok. Yani hepsi değerli tabii. Birbirinden değerli. Yanından geçemeyiz öyle büyük eserler ama şarkı demek Nedim demek. Lale Devri demek Nedim demek. Budur yani. Mahalleşme akımının en önemli ismi geç artık. Peki 18. yüzyıl. Dikkat! Son büyük şair arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın. Ben şöyle bir kalkayım. Ekrana bir bakayım. Bir kayma gitme olmasın. Süpersin hocam. Devam. 18. yüzyılda Şeyh Galibi göreceğiz. Hüsnü aşkıyla hatırlayacağız onu. Divan şiirinin son büyük şairi diyeceğiz kendisine. Oldukça sembolik ve imgelerle dolu bir dili var diyeceğiz. Tasavvufi bir anlayışı var diyeceğiz. Divanı var. Sevgi indi akımının en önemli temsilcisi diyeceğiz. Mevlevi şeyhi olduğunu, Galip dede olarak da anıldığını anman dikkat söyleyeceğiz. Dede ünvanı da kolay kolay alınmaz biliyorsunuz Mevlevilerde. Unutma demişiz, unutma demişiz. Kimleri hocam? Narayani'nin şarkının ilk örneklerini verdiğini Neşati'nin sepki indi akımında önemli bir isim olduğunu, ilk alfabetik tezkiri olan Tezkire Düşvaran'ın yazarının Latifi olduğunu, Keçeci Zade İzzet Moğolların Mihneti Keşan'ı yazdığını, unutmayınız Nergis'in ilk mensur hamse yazarı olduğunu, Süslü Nesir yazarı olduğunu, Naima ve Peçevi'nin tarihi olduğunu, Azmizade Haleti'nin Rubayilerle edebiyatımızda en önemli isim olduğunu. Hocam Ömer Ayyam, ya o İran edebiyatında Ömer Ayyam bizim edebiyatımızda değil ki. Bizde Azmizade Haleti var çok önemlidir. Zati'nin Edirne Şehrengizini yazdığını aman dikkat. Hayalinde divan olduğunu hatırla demişiz. Unutma demişiz. Çok çok lazım değil ama cepte kalsın demişiz. Divan şiiri nazım biçimleri demişiz. Gelin isterseniz beyitle kurulanlara bakalım. Şimdi kaç madde var gazelle ilgili arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu 3 ile 4 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Yani ilk beyte işte matla denir. Bir sonraki beytine hüsnü matla. Son beytine makta denir bir önceki yani sondan bir önceki beytine hüsnü makta falan. Yani bunlara gerek yok arkadaşlar böyle alakasız. En azından matla makta bilinmeli cepte. İşte yek avaz, avaz burada. Yek ahenk bunları bilmelisin. İşte benim şah beyti. Belki yani burada mesela ayrıntıya girmişim. Musammat gazel falan filan yani lazım olursa. Bence bu kavramlara girersek bir 80-90 madde yazarız. Yani neler neler var. Na tamam gazel var ya bunu Allah'ını seversen. İşte 5 beyitten az atamam gazel geç Allah'ını satmasın. 5-15 beyit gazel. A, A, B, A, C, A. uyaklanışı bu. İlk iki dize kendi arasında diğer dizelerin ikinci dizesi de ilk beyitte uyaklı şeklinde gidiyor. İlk beyte matla Tulu doğuş diyoruz. Dikkat, son beyt'e makta, kat, kes, bitir diyoruz. Anlam bütünlüğü varsa yek ahenk, söyleyiş güzelliği varsa yek avaz diyoruz. En güzel beyit beytül gazel ya da şah beyt. Dize ortasında uyak varsa musammat gazel. Yani adam yazmış mesela şöyle ikili beytleri. Şuradaki kelime aşağıdaki kelimeyle uyaklı. Dize ortasında uyak varsa buna musammat gazel diyoruz. Gazel türleri sadece cebinizde kalsın. Çok önemli değil. Aşıkhane, rindane, şuhane, hakimane. Bunlar cebinizde kalsın. Şöyle bir hatırlatmış oldum gazeli sizlere. Daha ötesine hiç gerek yok arkadaşlar. Yeterlidir. Geldik kasideye. Şimdi tespitte kaç tane şey var hocam, boncuk var, taş var ya da başka bir şey? 33. Allah'ın ismi Esmaül Hüsna 99. 33-99 kaside güzel göndermeler. A, A, B, A, C, A ve diğer birçok kavram gazelle aynı arkadaşlar buraya yazmadım. Yani ilk beytine matla, son beytine makta ne varsa her şey aynı zaten. Şairin adının geçtiği beyt, taç beyt. Burada ufak bir artistlik var, onu aktarmak istedim. Bölümlerine baktığımız zaman nesip? teşbih bölümü giriştir. Burada tasvir yapılır. Biliyorsunuz divan edebiyatında eserlere başlık verme geleneği yok arkadaşlar. Yani bilmem ne kaside. Mesela su kasidesi. Fuzuli'nin su kasidesinden haberi yok. Ne su kasidesi? Vallahi haberi yok. Yani Fuzuli ya dur bakayım bunun adı su kasidesi olsun. Tamam hadi yazıyorum. Mümkün değil. Haberi yok bundan. Bu arada ezan okuyor. Bir dakika sabah ezanı. Vallahi eminim geliyordu şu an sabah ezanı okunuyor. Daha ben bu videoyu bitireceğim. Sonra 1-2 saat bunun yüklenmesi var. Bir de Türkçe var. 8 gibi falan yatarım. Muhtemelen de 9'da kalkacağım arkadaşlar. Çocuk gelecek çünkü. Yani beni uyandırmaya gelecek ya da üstüme atlayacak falan 9'da beni uyandıracak. Bakalım bir saatte ne kadar dayanacağız. Gerçi dayanıyorum ben denedim. Evet. Su kasidesinden Fuzun'un haberi yok demiştik. Bırak hocam artisti şimdi. Yani kısaca soracağım. O dönemde kimi zaman kasidelerde nesip bölümündeki tasvire göre ad verilmiş. Şitayiye denmiş, değil mi? İdiye denmiş. İşte Ramazan anlatıyorsa bahar anlatıyorsa bahariye denmiş falan filan bazen de redife göre ad verilmiş. Mesela su redif ile yazıldığı için su kasidesi denmiş mesela ona. Veya işte ne anlatıyorsa giriş kısmında, nesip kısmında ona göre ad almış. Girizgah metiye geçiş, metiye sunulan kişi övgü, tegazül, gazel söyleme kasidenin içerisinde fahriye kendine övgü Dua ise sunulan kişiye iyi dileklerin bulunduğu. Biliyorsunuz genelde devlet büyüğünü, din ve devlet büyüğünü övmek adına yazılır kasideler ve asıl bölümü metiyedir. Çünkü amaç övmek zaten. Mesnevi'ye baktığımız zamansa kısa aruz kalıpları tercih ediliyor. A, A, B, B C, C şeklinde bir gidişi var, uyaklanışı var. Beyit sayısı sınırsız arkadaşlar. Çünkü hikaye ya bu. Günümüzdeki hikayenin divan edebiyatındaki karşılığı. Ya günümüzde hikaye yazarken bize sayfa sınırı koyuyor mu bu adamlar? Hayır. Hocam hikayeniz 50 sayfaya geçmesin. Böyle bir şey var mı? Yok. E doğal olarak mesnevi yazarken de beyit sayısı sınırlı olamaz. Gazelde 5-15, kaside de 33-99 da 40 bin beyitlik mesnevi var. Değil mi? Aman dikkat. Konu bütünlüğü var. Güzel. Beş mesneviye hamse de zaten biliyoruz. Hams kelimesinden cebinizde kalsın. Hamsecilere bakalım hamse demişken. Taşlı Yahya, Ali Şir Nevai, Hamdullah Hamdi, Supizade Pezi, Nevizade Atayi ve Nergisi. Ben bunu Tahsin diye hatırlayacaksınız. Şifrelemiştim. Akrostişle aktarmıştım. Cebinizde kalsın. Kula karşınalığı önemli. Yüzde yüz bilmen gereken mesneviler hangileri hocam? Maydon aktaralım. Şeyh Galip, Hüsnü Aşk, Fuzuli, Leyla ve Mecnun herkes yazmış Leyla ve Mecnun ama Fuzuli de bir numara. Şeyhi, Harname, yine Şeyhi, hüsrev Yusuf Hasacip, Kutat Kubilik, Nabi, Hayriye ve Hayrabat, Süleyman Çelebi, Vesiletün Necat çok önemli mesneviler arkadaşlar. Cebinizde lütfen kala. Geldik Nazım biçimlerinde kıtaya. Kıta dediğimiz şey aslında günümüzde dörtlüğün karşılığı gibi kullanılsa da işte iki kıtadan oluşuyor. Yani iki dörtlük gibi kullansak da öyle değil aslında divan edebiyatında. 2 12 beyt arasında değişir. Şimdi arkadaşlar bakın. Kıtayla ilgili ikinci bir maddeye gerek yok. İşte konusu şudur, şunlar yazar, şöyle yazılır, beyitleri şöyledir, kendi arasında bir gerek yok ki buna. Bu özellikleri nasıl aklımızda tutacağız her biri için? Mesela kıtayla ilgili en tipik özellik 2-12 beyt arası olması. Bitti. Gördün yapıştırdın. Sorulmaz, imkansız. İmkanı yok sorulmasının. Ama sorulursa da 2-12 ile gelir. Başka da bir karşılığı yok. Müstezat. Bir uzun bir kısa. Bir uzun bir kısa. Kısalara ziyade diyoruz. Yani artık artmış anlamında. Bu. Müstezat bu. Hocam özellikleri ya bunlar fazlasıyla yeterli. Neyin peşindesin? Ama Tevfik Fikret bunu bozuyor biliyorsun. Serbest müstehzat yapıyor. Neyse. Dörtlük veya bentlerle kurulanlara baktığımız zaman ise tuyu var. Kadı Burhanettin çok önemli bu isim de burada. Türklerin kazandırdığı nazım biçimi ve aruzun tek bir kalıbıyla yazılıyor. Tuyular cebinizde kala. Rubai, Ömer Ayyam var. Azmizade aleti var. Bizde Azmizade. İran edebiyatında Ömer Ayyam demiştik. AABA. Kafiye ilenişi. Şimdi buraya kadar çok tipik özellikler ama daha tipik bir özellik var. Dünya görüşü, hayata bakış ve bir felsefe var arkadaşlar. Rubailerde. Yani ömrün geçiciliği falan böyle yani aman aman böyle bir dünya görüşü hayata bakış açısı rubayi olduğunu hissettirir bize çok felsefik ama yine de bize bir dörtlük verirse sınavda bunun rubayi olduğunu anlamamız imkansız arkadaşlar imkansız öyle biri yok için rahat olsun. Ya Rubayi'nin dilini anlamak mümkün mü? Tamam hocam sen burada dünya görüşü felsefe falan diyorsun da ben bunu nasıl okuyup da anlayacağım ki felsefe yap yapmadığını değil mi? Dünya görüşü hangi dünya görüşü hocam? Ben burada kelimeleri anlamıyorum. İşte olay bu aslında arkadaşlar. Yani hocam ya bize bir metin verip de bu murabba mıdır bu bilmem ne bilir. Mümkün değil arkadaşlar imkansız. Nasıl gelir? Rubayi'nin genel özellikleri sorulabilir. Ya da işte genel özellik verilir parantezinde Rubai der. Ayraç içindeki nazım biçimi yanlıştır doğruyu sorar. Yani 40 türlü genel özellik sorusu gelir. Tek başına gelip sorma ihtimali yok arkadaşlar tamam. Ya da yazacaksa altına Ömer Ayyam yazar ha bu Rubai'ymiş falan deriz tamam. İçiniz çok rahat olsun gözünüzde büyütmeyin. Kıtayı mesela mümkün mü anlamak ya? O yüzden onun özelliklerine ne gerek var? Bilmen gereken cebinde kalsın. Rubai'de böyledir. Hepsinde öyle. Şarkı Türklerin kazandırdığı ikinci nazım biçimimiz arkadaşlar. Tuyu'dan sonra Üçüncü dizeye Miyan ya da Miyanha deniyor? Naili, Nedim ve Enderunlu Vasıf şarkının en önemli örneklerini veren isimler arasında. Terkibi bent. Vasta beyti her bendin sonunda değişir. Adeta terk eder. O yüzden terkibi bent. Terk etmek diyoruz dikkat. Yani o bentlerden sonra nakarat gibi olan kısımlar var ya Vasta beyti. Değişiyorsa terk ediyorsa terkibi bent. Bağdat Ruhi ve Ziya Paşa önemli isimlerden. Tercihi bentte ise Vasta beyti aynı kalır. Yani adeta tercih eder. Tamam o bent. Dikkat. Enderunlu Vasıf sa vaz barop konuşamadım. Enderunlu fazılsa en önemli isim arkadaşlar. Artık yavaş yavaş videoyu bitirsek iyi olur çünkü yavaş yavaş ben de ne dediğimi bilemez hale geldim. Bugün gerçekten geç oldu. Normalde 3'te falan yatıyordum yani Üç buçuk 4'te yatıyordum. Şu an 5'e doğru geldi saat. Divan edebiyatı nazım türleri. Şimdi nazım biçimleri tamam hocam. Şarkıydı, türküydü, kaptırdık bir şeyler yaptık da. Nazım türleri neler? Yani konularına göre hangi adlar veriliyormuş? Gelin isterseniz Seri bir şekilde bunları da aktarayım sizlere. Manzum olanlar. Tevhid, Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatır. Naat, Hz. Muhammed'e övgü. Münacat, Allah'a yalvarış yakarış. Metiye, bir kimseye övgü. Fahriye, şairin kendine övgüsü. Hicviye, kişi veya kuruma eleştiri. Bakın burada bir seriye bağladım belli ki. Mersiye, ölüm üzerine yazılan şiirler. Mevlid, Hz. Muhammed'in doğumu, hilye, başta Hazreti Muhammed olmak üzere peygamberin iç ve dış güzellikleri dikkat, lügas, manzum bilmece, şehrengiz bir şehrin güzellikleri, muamma bir at sorulan manzum bilmece, amman dikkat arkadaşlar. Tamam manzum halinde bunlar. E, devam edelim. Manzum mensur karışık olan nazım türleri var. Siyer, Hazreti Muhammed'in Hayatı Gazavatname din uğruna yapılan savaşları anlatıyor. Surname şehzadelerin sünnetlerini ya da hanım sultanların doğumunu anlatır. 40 hadis, 40 hadis açıklaması, hadisi erbayin tercümesi diyorlar ya. Birçok şairin yazdığı bu işte. Kıyafetname dış görünüşten ahlak yapısını çıkarma. Marifetname bunun en güzel örneklerinden. Menakıbname velilerin kerametlerini anlatır. Velayetname de velayet. Bakın dikkat veli velayet. Velilerin yaşama hakkında bilgiler içerecek. Haydi hocam son sayfaya geldik artık. Yaymıyorum bakın gayet net gidiyoruz. Mensur olanlar var bir de düz yazı gibi olanlar. Dur şu ekrana bir bakayım bir kayma gitme olmasın süper. Fütüvvetname ahilik teşkilatının esaslarını anlatır. Siyasetname devlet yönetimi hakkında bilgiler verir. Kısa Enbiya, Peygamber Hikayeleri, Sefaretname, Elçilerin Gezi Yazısı, Seyahatname, Gezi Yazısı, Letaifname, içerisinde fıkra, hiciv, mizah gibi birçok türü barındıran karma bir tür dikkat. Münşat, güzel yazı örnekleri ve mektupları içeriyor. Teskire, ün yapmış kişilerin hayatı yani biyografiler kısacası. Vakainame ise vakain gelsin aklınıza. Tarih yazılarını içerecek. Süper. Divan Edebiyatı'nı arkadaşlar genel özellikleriyle tüm yazarlarıyla eksiksiz her şeyle. Bu arada Mevlana'yı mesela geçtiğimiz videoda arkadaşlar halk edebiyatında dini tasavvufun içerisine attım. Bazen dini tasavvufu da anlatıyorum. Bazen divan edebiyatına katıyorum. Çok önemli değil. Mevlana'nın kim olduğu, ne yaptığı, eserleri önemli. Tamam ona çok takılmayın. Ama dini tasavvufu dedi yer alabilir yani sıkıntı olmaz. Peki devam. Dedik ki Yazar eserler, her şeyle konuşuldu. Nazım biçimleri, divan edebiyatında her şeyle konuşuldu. Nazım türleri her şeyle konuşuldu. Divan edebiyatını etkileyen akımlar her şeyle konuşuldu arkadaşlar. Aman dikkat. Mesela şöyle bir soru gelse çok tehlikeli olmaz mı? bir şiir verilse ve hangi akımla divan edebiyatında hatırlayacaksınız. Benim onlu denemelerimden birinde sanki beraber çözmüştük. Türkiye basit hatırlayacaksınız. Cevap Ceyhan'dı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Neyse sallamayayım o kadar da. Türkiye basit sevgi indi mahallileşme akım noktasında güzel bir soru gelebilir arkadaşlar. Yani bize bir metin verip de hangi akımla yazıldığı bunun en önemli temsilcisi tarzında güzel bir divan edebiyatı akımı sorusu gelebilir ki inşallah gelmez. Ha, kim okuyacak yapacak şimdi onun sınavda. gelmesin. Tabi de gelirse her türlü yaparsınız kaliteli bir soru olur. Bunun dışında nazım türlerinden yani şu konuştuklarımızdan arkadaşlar boşluk doldurma soruları gelebilir. Ya da ayraç içinde verilip hangisinde yanlıştır açıklaması olabilir. Yani seferatname eder mesela işte güzel yazı örneklerini içerir falan gibi saçma sapan bir birliktelik burada karşımıza gelebilir. Haberiniz olsun nazım türleri çok önemlidir divan edebiyatında. Bence bu kısmı tekrar tekrar dinlemenizde büyük fayda var. Güzel eksiksiz bir anlatım oldu arkadaşlar. Divan edebiyatında her şeyi konuştuk. Yani ben bu videoyu bir buçuk iki saat yapabilirdim arkadaşlar. Onu açık açık söyleyeyim. Yani buradan mesela bakın dikkat. Fütüvetname, ahilik teşkilatının esasları. Bu sınav odaklı anlatımdır arkadaşlar. Ahilik teşkilatının esas dedim geçtim şu yayarak anlatım Yani bir buçuk iki saate çıkartan anlatma şudur. Fütüvvetname. Arkadaşlar ahilik teşkilatı. Biliyorsunuz ahilik teşkilatı aslında Osmanlı Devleti'nde. Lonca ile birlikte böyle girersem ben bunu iki saate çıkarırdım bu videoyu. Mesela siyasetname, devlet yönetimi. Arkadaşlar biliyorsunuz Kutat Kubi'nin ilk, ilk, siyasetname olması bakımından önemliyken. Yusuf Asacı yazdığı bu eserle hacip ünvanını alması falan filan dersem bu da bir buçuk saate çıkarır videoyu. Ya da ne bileyim kısası en bir adam peygamber hikayeleri deyip de Hazreti Musa'dan bir şey anlatmaya kalkarsam bu da yine bu videoyu bir buçuk iki saate çıkarabilir. Kısacası sınav odaklı gittiğimizi bilin. Yani sürelere takılmayın. Hocam işte 25 dakika halk edebiyatı 20 dakika sürdü. Nasıl divan edebiyatı 30 dakika? Bunlara hiç takılmayın olur mu sürelere? Bu tamamen benim anlatım tarzımla alakalı. Abartmaya kalkarsak bunları satır satır böyle fütüvetin feyze hocam şuradan gelir alfabemizin bilmem kaçıncı harfidir falan dersem 2 saati bulur bir video. Tamam. Hiç değmez. İçiniz rahat olsun. Şu an ne konuştuysak sınavda gelecek divan edebiyatı sorusunda konuşmuş olduk. Peki. Bir sonraki videoda hocam hiç uzatmadan görüşmek üzere.